Merhabalar, bugün ünlü Alman yazar Thomas Mann'ın Venedik'te Ölüm isimli eseri hakkında konuşmak istiyorum. Venedik'te Ölüm benim Thomas Mann'ın okuduğum ikinci eseri. Daha önce Doktor Faust'u okumuştum. Açıkçası Venedik'te Ölüm'ü diğer büyük ebatlı kitaplarının yanında bir ara kitap olacağını düşünüyordum. Hatta novelli tarzında da diyebiliriz yani bu eseri. Hani bu kadar kısa bir eserin bu kadar katmanlı ve derin olabileceğini düşünmüyordum. Etkilendiğim bir eser oldu. Venedik'te Ölüm'ü bir iki cümlede özetleyebilirsek, sanatçının güzellik ve estetik karşısında bedenden ruha doğru yol alışı diyebiliriz. Bedenin yitişi ve ruhun sonsuzluğa kavuşması diyebiliriz. Yine aynı şekilde sanatçının güzellik ve estetik karşısında acizliği, yitişi ve dönüşümü diyebiliriz. Thomas Mann kitabı genelde Dionysosçu ve Apollonçu bakış açısı dengesinde kurmuş. Bunu hem karakterin geçmişi, hem psikolojik ve duygusal durumu, hem de mekansal durumda bu dengeyi her zaman erekte tutmuş. Karakterin geçmişiyle ilgili bu durumu erekte tutması anne ve babası üzerinden işlenmiş. Romanın baş kahramanı Aschenbach'ın babası bürokrat, disiplinli biri, yani yasayı ve devleti temsil ediyor. Bildiğimiz gibi Apollonçu bakış açısı devleti ve yasayı temsil eder. Dionysosçu bakış açısı ise hevayı, estrimeyi, ilhamı, duyguları temsil eder. Aschenbach'ın annesi de müzisyen. Yani Dionysosçu bakış açısını, ilhamı, hevayı, estrimeyi ve duyguları temsil ediyor. Aschenbach bu iki tema, iki kavram arasında kalmış bir karakter. Tabii hem mekansal olarak hem de yaşamın kendisine dayattığı zorunluluklar olarak daha çok Apollonçu bakış açısında kalmış. Hayatını belli kurallar ve disiplin çerçevesinde yaşamaya mecbur kalmış bir karakter. Apollonçu ve Dionysosçu bakış açısını Thomas Mann kitapta mekan üzerinden de işliyor. Venedik'te Ölüm, Aschenbach'ın o Almanya'dan Venedik'e doğru bir tatil yolculuğunu anlatıyor. Bu noktada Almanya'yı Apollonçu bakış açısında düşünürsek, Venedik de burada Dionysosçu bakış açısında temelleniyor, konumlanıyor. Apollonçu ve Dionysosçu bakış açısı kitapta romanın baş kahramanı Aschenbach'ın duyguları içinde de her daim işleniyor. Apollonçu ve Dionysosçu bakış açısında kalan Aschenbach'ın karakterini Nietzsche üzerinden de okuyabiliriz. Nietzsche, Apollon ve Dionysos arasındaki uyumsuzluktan, karşıtlıktan güçlü duygular doğar. Buradan da Aschenbach'ın sanatçı kişiliğinin bu uyumsuzluktan, bu çatışmadan ortaya çıktığını, doğduğunu söyleyebiliriz, yorumlayabiliriz. Dediğim gibi kitap Apollonçu noktadan Dionysosçu noktaya doğru, yani bedenden ruha doğru giden bir yolculuğu anlatıyor. Thomas Mann bu yolculuğu mekansal olarak da Almanya'dan Venedik'e doğru işlenen bir yolculuk üzerinden veriyor. Aschenbach Venedik'e gittiğinde orada duygularıyla, hevesleriyle yaşayan, hayatını idame eden insanların olduğu bir yerle karşılaşıyor. Buranın bu karmaşası, kendi alışılagelmiş hayatının dışındaki düzeni başta Aschenbach'a ağır geliyor. Burada bir uyumsuzluk yaşıyor ya da bir nekahet dönemi yaşıyor diyebiliriz Aschenbach için bu ara döneme. Bu noktada romanın ikinci kahramanı, güzelliğin ve estetiğin simgesi Tadzio'yu görüyor. Tadzio ile karşılaşıyor. Tadzio ergen bir delikanlı, henüz 18'ine girmemiş ergen bir delikanlı. Aschenbach bu delikanlının gençliği, güzelliği karşısında çarpılıyor. Bu noktada Tadzio ile karşılaşması Aschenbach'ın Apollonçu noktadan Dionysosçu noktaya doğru geçişinin ilk önemli adımı diyebiliriz. Hatta bu noktada Aschenbach bedeniyle ruhu arasında kalırken bedeniyle uyumsuzluk da yaşıyor. Tadzio'nun gençliği, yakışıklılığı, güzelliği karşısında kendi bedeninin yaşlılığına, yıpranmışlığına, hastalığına karşı kötü duygular besliyor. Hatta kendi yaşlı bedenini güzelleştirmek istiyor. Bunun için işte berbere gidiyor, makyaj yapmaya çalışıyor. Tadzio'nun güzelliği karşısında alışılagelmiş alışkanlıklarını dışına çıkarak yadırgadığı şeyleri yapıyor. Tadzio'nun güzelliğinin karşısında Aschenbach'ın duygularına, ilhamına, boyun eğişini görüyoruz. Ben Aschenbach'ın Tadzio'ya olan bakış açısı, onun güzelliğini kendi içinde büyütmesini Huzur romanında Mümtaz'la Nuran'ın ilişkisine benzettim. Çünkü Aschenbach burada Tadzio'nun güzelliğini kendi içinde olduğundan da fazla abartıyor, yüceleştiriyor, hatta tanrısallaştırıyor.
Onu mitolojik tanrılara benzetiyor. Antik dönemdeki tanrı heykellerine benzetiyor onun güzelliğini. Hatta romanın bir yerinde Sokrates de Pythagoras'un güzellik üzerine konuşmalarını kendi içinde bu duruma yorumluyor. Sokrates ile Pythagoras'un konuşması güzellik üzerinedir ve bu güzellik üzerine konuşma bedenden ruha giden yolu temsil eder. Burada biz bedenin yitişini ve ruhun, duyguların, hevanın tamamen Aşınbağ'ı teslim aldığını görüyoruz gittikçe. Aşınbağ, Tadzio'nun gençliğine, güzelliğine karşı kendi bedeninin yaşlılığını değiştirmek için çabalıyor. Ama tabi bunda başarısız kalıyor. Ama Aşınbağ'ın Tadzio'nun gençliğinin karşısındaki acemi tavırlarını, çelişkilerini onu bir çocuksulaşmaya götürdüğünü düşündüm. Tadzio olan hayranlığı onun bedenini gençleştiremiyordu ama ruhunu gençleştiriyordu. Bunu bu şekilde yorumladım ben. Romanda Thomas Mann'ın bu ikili dengeyi hem kahramanın geçmişi hem duygusal durumu hem de mekan üzerinden işlediğini söylemiştim. Mekan üzerinden de işlemesinden belirgin örneği Venedik'i bir heteropya olarak işlemesi yönünden okudum. Heteropya, toplum tarafından dışlanmış insanların bir arada yaşadığı ve bir gidişe doğru gidilen yer olarak adlandırılan bir kavram. Thomas Mann bize Venedik'i tamamen ötekilerin elinde kalmış duygularıyla, hevalarıyla ama kendi bitmişlikleriyle, gitmişlikleriyle kendilerine özgü bir sona doğru ilerleyen bir topluluk olarak, bir yer olarak veriyor. Romanda Thomas Mann'ın bu ikili dengeyi, Apollonçu ve Dionysosçu ikili dengeyi kahramanın geçmişi, duyguları üzerinden ve mekan üzerinden de işlediğini söylemiştim. Mekan üzerinden işlemesinden belirgin örneği ise Venedik şehrinin betimlemesi, bize okuyucuya sunma şekli. Venedik şehrini daha ilk baştan bize ötekilerin hükümranlığında kalmış, kendi başına diğer dünyadan yalıtılmış bir heteropya olarak sunuyor. Heteropya ötekilerin bir arada kaldığı, ötekilerin beraber bir gidişe doğru sürüklendiği kavrama karşılık gelen bir kavram. Duruma karşılık gelen bir kavram. Aşınbağ da Apollonçu noktadan Dionysosçu noktaya doğru olan yolculuğunda tamamen Venedik şehrinin bu kendine özgü heteropya havasında bir gidişe, bir bedensel olarak bir gidişe, bir yok oluşa doğru gidiyor. Yani o şehirle bütünleşiyor. Thomas Mann Aşınbağ'ın Apollonçu noktadan Dionysosçu noktaya olan yolculuğunu her yönden ince ince işlemiş. Aşınbağ'ın yolculuğunu bizim tasavvuftaki beden kafesinden kurtulup hakikatte bir olma anlamına, kavramına benzetebiliriz. Ben bu şekilde de bir benzerlik gördüm. Kitap etkilendiğim kitaplardan biri oldu. Ya şayet kitabı okuyacaklar varsa onlara önerim. Apollonçu ve Dionysosçu düşünce üzerine birkaç makale okuyabilirler. Böylelikle romanı daha iyi anlayabilir, çözümleyebilirler. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.